Sevgili Hakan kardeşim, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Pazar günü oturuyorsunuz. Ne yapalım? Evet, biz seni gençliğimizden beri, çocukluğumuzdan beri tanıyoruz aşağı yukarı. Beraber bazı hem festivallere, şenliklere, eğlencelere de girdik. Aynı zamanda sanatçısınız. Mert ayından beri biliyorsun bir sıkıntı yaşadık, başladı. Bütün dünyada başladı, Türkiye'de evet, değil. Abi. Ondan sonra sizler de bir süre sıkıntı çektiniz. Hala daha da çekiyoruz. Daha sonra en azından bir böyle bir hafiften bir nefes alma kredisi bakımından biraz izinler verdiler. Şimdi son gelen gelişmelere, genelgelere göre düğünlerde, nişanlarda tabii ki özel müzik, dans özel ile ilgili çalışmalar galiba yine kısıtlandı. Kısaca bu gelişmeleri alalım. Ne düşünüyorsunuz? Yani siz de bir ekmek parası için uğraşıyorsunuz. Bir şeyler gayret ediyorsunuz. Yaklaşık 6 ayı geçti herhalde. Son durumda da kısıtlama geldi. Bir duygu düşüncelerinizi alalım. Evet. Abi, duygu düşünce olarak şöyle söyleyeyim sana. Biz bu işten Ertan abiyle birlikte beraber ekmek yiyoruz. Başka da bir sadece, işimiz sadece yok. Sadece ikimiz değil. Yani, yani diğer arkadaşlar da aynen öyle. Vallahi bu bizim için çok kötü oldu. Biz sadece bu işten evimizi geçindiren insanlarız. Yani iş olmadı mı biz aç kaldık demek. Hiçbir gelirimiz de yok. Yok. Müzikten öyle. Başka hiçbir gelirimiz de yok şu anda. Müzikten hiçbir ne sigortamız var, ne hiçbir şeyimiz var. Sadece müzik. Aynen. Müzik olursa, eğlence olursa para kazanabiliyoruz. Fakat böyle bir şey yok. Evet. Evimizi yemek getireceğiz. Çoluğumuz çocuğumuz var. Kira veriyoruz. Ev geçindiriyoruz. Çoluk çocuğumuz var. Okulda öğrencimiz var. İş olmadı mı aç kaldık ve olacağı da o zaten. Bir sürü kısıtlamalar oldu. Bu kısıtlamalar bize çok kötü derecede yansıdı. Vallahi şu anki durumu biz tasvip etmiyoruz. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü niye etmiyoruz onu da söyleyeyim. Evet, evet, yani, niye etmiyoruz? Evet. Sadece bu virüs yani düğünlerde, nişanlarda mı bulaşıyor? Aynen öyle. Mitinglerde bulaşmıyor mu? Evet. Ayasofya Açılışı'nda bulaşmıyor mu? Onu bırak. Otellerde bulaşmıyor mu? Aynen öyle. Tüm oteller, Discord'da bulaşmıyor mu? Restoranların komple açık. Sadece bir yani düğün programında mı bulaşıyor? Düğünlere mi bulaşıyor? Aynen öyle. Evet, abi yani bakıyorsun televizyonlara, Instagram'ları takip, az çok kullanıcı oluyoruz. Instagram'larda bas bas paylaşıyorlar diskolarda, barlarda elendiklerini, plajlarda elendiklerini. Yani orada lüks, bulaşmıyor. Lüks otellerde, lüks yatlarda yapılan programlar bulaşmıyor mu orada? Yani burada kaç kişi yemek yiyor? Yani tamam, yani bir önlem alınsın. Alınsın ama sadece düğün olarak değil. Canım kardeşim, düğün olarak değil ya. Komple alınsın. Yani. Ama devletin gücü var mı? Yok. Bunu yapabilecek. Ha, düğünleri kısıtlandı, düğünleri bitirdin, tamam bitti. Her şey virüs bitti. Böyle bir mantık yok. Açmışsın her tarafı açık. Yani. O da onu değil abi. Amerika'dan geliyorlar, İngiltere'den geliyorlar, Rusya'dan geliyorlar, Ukrayna'da. Bunlar virüsün en kötü olduğu yerler. Abi bakıyorsun, onlarda virüs yok. Antalya'da, Bodrum'da, Çeşme'de, Kuşadası'nda virüs yok. Düğünlerde virüs var. Bilemiyorum abi, gerisini siz yorumlayın. Bu konu hakkında tabii ki devletimizin herhangi bir katkı payı da yok galiba. Sizin bize bir yok abi. Sizin bir dernekleriniz de yok federasyonunuzda yok, yok, herhalde. Yok, derneğimiz de yok. Biz aç kaldık abi. Aynen. Hani, dernekler olduğu zaman en azından bir şeyler söyleniyor ama gerçekten insanlar tabii ki ekmek, evlerine ekmek getiriyorlar. Bazı olumsuzlukları gördükçe üzülüyor. Dediğiniz gibi bugün kongreler yapılıyor, mitingler yapılıyor. Dediğiniz gibi lüks turistik bölgelerde işte bir takım eğlenceler yapılıyor. Orada bu durumlar serbest. Ama sizler de işte çalarak, düğünde müzik çalarak insanlara en azından belli bir mesafede zaten bunu yapıyordunuz. Siz bunu da gerçekleştiriyorsunuz. Hatta yani belli insanların bir araya geleceği müzikleri de çalmadıklarınızı da söylediniz aynen bana. Abi, değil mi? Var, biliyor evet. musunuz? Biz mesela sosyal mesafe kurallarını halkada çalmadık istediler. Evet. Normalinde burada herkes horon oynamayı seviyor, tulum oynamayı seviyor. Biz hiç bunları da yapmadık. Yapmadık, evet, uyduk, oralara uyduk. Evet, kurallara uyduk diyorsunuz. Ama sonuçta şu anda kısıtlama sürüyor. Var. Tabii ki bu ister istemez sizi hakikaten yani siz de bir sanatçısınız. Yani sizin yaptığınızı şu anda kimse yapamaz. Çünkü sanat çok önemli bir şey. Herkes branşında yetişmiştir. Bugün sizlerle sanatınızı, bu civarda sanatınızı
konuşturuyorsunuz. Bu nedenle istiyorsunuz ki tabii ki tek geliriniz bu. Başka öyle yapacak bir şey yok ve şu anda gördüğünüz gibi arkadaşların, esnafların yerine gelip oturmak, beklemek zorundasınız. Evet. Abi onu diyorsun yani biz değiliz yani müzisyen olarak. Bugün kameramanlar da öyle mesela. Evet. Onlar da düğün sektörü olmadığı sürece aç kaldılar. Fotoğrafçılar da öyle. Evet. Ya bunlar ekmek yiyecek. Pastaneler öyle. Yani tek kişi olarak yani, müzisyen olarak onu düşünmeyeceğiz. Evet. Nereden baksan bir düğünde, nereden baksan yani şöyle bir 10 kişi yemek yiyor. 10 kişiyi de 3'e çarptığı zaman 300 kişi yedir. Yani. Aynen öyle. Bir düğünde yemek yiyen kişi sayısı. Aynen öyle. Yani bir düğünde mi bulaşıyor bu lanet virüsü ya? Ama peki bunu zannedersem biliyorlardı yani bu jini AVM'leri açtılar, oraları açtılar. Burada benim aklıma şu soru geliyor. Acaba denetimde mi biraz yetersiz kalıyoruz? Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Sevgili arkadaşım. Denetim oluyordu, bak oluyordu. Yani denetimde mi? Neden? Bak şöyle diyeyim ben size. Her düğünde, hani bu sene çaldığımız, yaz sezonu çaldığımız her düğünlerde mutlaka emniyetten güçler geldi. Sosyal mesafelere uyduk. Zaten program başlarken 10 defa 15 defa anons yapıyoruz biz. Hı. Sosyal mesafelere uyalım, maskelerimizi takalım. Zaten girerken hijyenik olarak giriyorduk. Ne derler ona? Dezenfektörler salonların önünde. Mutlaka uyuyoruz. Ateş ölçerler mutlaka uyuyorduk. Ama tabii yani bilinçsiz insanlarımız da var. Sadece bizim buradakini düşünmeyeceğiz onu. Bilinçli insanlarımız da var. İçeri girdikten sonra maskesini açan insanlar da vardı ama biz yine uyarıyorduk, görevimizi yapıyorduk. Evet. Emniyetten güçler her düğüne geldiler. Allah razı olsun geldiler, baktılar. Kontrol ettiler, kamera çektiler, fotoğraf çektiler, baktılar. Ama yani yine düğün. Bir düğün mü ya? Bir düğün mü ya? Bir düğünde mi bulaşır bu kaybandan virüs ya? Dediğiniz gibi tehlikeli olduktan sonra tabii ki düğünler de olmayacak, nişanlar da olmayacak. Hiçbir şey. O zaman yani, hepsini kesin. Ama işte sizin dediğiniz, iddia ettiğiniz olay o. Yani önce sağlık diyoruz. Önce biz sağlık de söylüyoruz. Tabii ki. Değil mi Hakan Bey? Önce sağlık. Yani Allah insanlara sağlık versin. Paran olsa ne olur? Milyonların olsa bile bir şey olmuyor biliyorsunuz. Hastanelerde bile insanlar kurtulamıyor. Para önemli değil. Sağlık önemli ama herhalde bu yapılan bazı haksızlıklar gibi var, insanları var. Üzüyor. Bak, yani turistik bölgelerin açık olması, AVM'lerin açık olması, bazı büyük yerlerin açık olması. Fakat sizin ekmeğinizi kazandığınız yerlerde bu gibi kısıtmaların gelmesi sizi üzüyor. Galiba. Tabii ki üzüyor. Yani. İster istemez üzüyor. Yani ne? 6 aydan beri şu anda pandemi sürüyor değil mi? Evet aşağı. 3 defa benim ne sigortam var, ne hiçbir gelirim var, ne çayım var, ne kahvem var, hiçbir şey yok. Hı. Ben 3 defa pandemiye başvurdum. Hı. Hiç olumlu bir yanıt gelmedi. Gelmedi. Bankalara başvurdum, hiçbir olumlu bir yanıt gelmedi. Hı. Burada adam kayırma da var o zaman, evet, ne diyeyim yani. Peki. Hava olumsuz. Peki, neyle geçeceğiz, ne yapacağız bilmiyorum. Evet, size... Ben hiç bir yorumda bulunabilir miyim? Buyur, pazar hakkında. Evet. Kusura bakmasanız az önce arkadaşlar da evet kontrol ediliyor. Yok, burası ama... özgür kanal. He. Şöyle söyleyeyim mi? Ben Rize için demeyeyim de pazarın emniyeti gereken görevi yapmıyor. Bu kadar diyeyim, başka bir şey söylemiyorum. Evet, siz... O kadar. Ben kendi şahsi vatandaş olarak söyleyeyim bunu da. İster yayınlayın, ister yayınlamayın. Bakın, geçen bir polemik yaşadık biz burada polisle. Meydanda adam anons ediyor, bayan anons ediyor polisle birlikte, yani bayan polisle birlikte. Ben sordum, işte sormak için gittim, bana ters tepki gösterdi. Sen kimsin hesabı yaptı bana. Yani şuna bak, 6 aydır pandemi içerisindeyiz, pazar için konuşalım, bir kere geldi polis bu sokakta dolaştı uyarıyla, yani birebir kişilerle. Sadece anons ediyorlar, orada geziyorlar, anons ediyorlar, başka bir şey yok. Sizce bu doğru bir şey mi? Ben size soruyorum. Peki, yani caydırıcılık yok mu diyorsunuz? Yok. Yani ceza... Bakın Rize'ye gidin, Rize'de herkese şimdi, o da iş işten geçtikten sonra yazıyorlar, kalem, herkese birebir ceza yazıyorlar. İstersen takma diyor maskeyi sana. Evet. Pazarda öyle bir şeye ben denk gelmedim açıkçası. Peki, çok teşekkür ediyorum inşallah en kısa ediyoruz. Zamanda. İnşallah yani her şey önce sağlık düzelsin sağlık. Diyoruz. Allah sonumuza ayırsın. Ama biliyorsunuz sağlık ama sonuçta insan da belli bir noktada gelir sağlık, alamadığı sürece yani, bu sefer gelir olmayınca. Şöyle söyleyeyim sana, gelir olmadığınca hadi hasta olduk diyelim. Ya cepteki kanseri kim çözecek? Evet. Onun psikolojiye verdiği zararı kim çözecek? Evet. Paran olmayınca psikolojim bozulacak. Bir şey de alamıyorsun. Bir şey de yapamıyorsun. Zaten bozulmuş ona psikolojim. Evet. Vallahi bozulmuş. Peki kolay. Hastalık diyorlar. Teşekkür peki ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. En kısa zamanda çözüm olur inşallah. İnşallah. Teşekkürler.